Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar. Kanalımın ilk videosuna destek olan herkese ne kadar teşekkür etsem, nasıl teşekkür etsem gerçekten bilemiyorum. Çünkü beni hakikaten çok duygulandırdınız. Kelimelere sığdırmak biraz zor bazı şeylere ama hani yüzümden, gözlerimden belli oluyordur diye düşünüyorum. Benim sizlerin desteğine fazlasıyla ihtiyacım olduğunda tekrardan hatırlatmak istiyorum. O yüzden bu videoyu da mümkün olduğunca desteklerseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve kanalıma da abone olursanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Her videonun girişinde mümkün olduğunca bunu söylemeye çalışacağım ama siz aklınızdan çıkarmazsanız çok sevinirim. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ilk çıktığında ortaya çıkan bir haber vardı arkadaşlar ve orada bir doktorun iPhone 13 Pro ve Pro Max'te bulunan makro kamerayla göz muayenesi yapabildiğini iddia eden bir paylaşım vardı. Hatta göz doktoru LinkedIn hesabından o durumu buldum ben. Şuraya bir yere koyayım, siz de bir görün. Bayağı bir gündem oldu. Dünya gündeminde de bayağı bir yer etti. Hatta ülkemizde de birkaç tane haber yine bu konuyla alakalı yapıldı. Ben bunları görünce dedim ki biz bunu Türkiye'de niye denemiyoruz? Ben şimdi bir hekim olmadığım için arkadaşlar bir hekime ihtiyacımız var bu konuyu yapabilmek için. Telefonumuz elimizde, hekimimiz de karşıdaki binada. Böyle geldik, burada güzel bir ortam bulunca buraya bir çöktüm, girişini çekeyim dedim videonun. Yavaştan hekimimizin yanına doğru gidelim ve bakalım iPhone 13 Pro Max'in makro kamerası ile göz muayenesi oluyor mu, olmuyor mu? Operatör doktor Ebru Acar Hanım'ın yanına geldik. Bizi kırmadınız. Teşekkür ederim öncelikle. Bu telefonun makro kamerasıyla benim gözüm muayene edebilir misiniz? Bu mümkün mü, değil mi? Bize bu sorunun cevabı verebilir misiniz? Telefonun bir kamerasıyla ben bir karşıdan bakayım. Öncelikle kameranın kalitesi bu anlamda çok önemli benim için. Ben ama biraz daha yaklaşayım mı böyle? Tabii. Yaklaşınca çünkü devreye giriyor. Şimdi şöyle, bu şekilde dışarıdan baktığımızda makro kamerayla görebileceğimiz bir şeyler var. Mesela ben kapak yüzeyini görebiliyorum burada. Kapatın. Kapağın üzerinde bir şey var mı? Örneğin arpacığınız varsa buradan görebilirim. Hı hı. Mesela kapağınızı açın derim. Kapağın alt tarafını aç lütfen Ozancığım. Şöyle mi? Mesela evet, oradan bir şey varsa içini görebilirim. Evet. Kapağın alt tarafında eğer kirpik kenarında bir iltihaplanman varsa bunu görebilirim. Bununla ilgili sana bir şeyler önerebilirim. Şu an nasıl gözüküyor? Durum nedir? Şu anda kirpik köklerim temiz. Evet. Ön segment dediğimiz bu kornea ve irisin olduğu alanın içerisinde herhangi bir şey varsa ana alanda görebilirim. Şimdi direkt karşıya bak. Evet. Örneğin bazen kornea yüzeyinde yabancı cisimler olabiliyor. O yabancı cisimleri burada görme şansım var. Kornea yüzeyinde, yani gözünün bu şeffaf kısmından bahsediyoruz aslında. Hı hı. Orada bir alanda bir çizik vesaire varsa bunu görebilirim. Ancak benim aslında burada görebildiklerim şu gözün ön yüzeyindeki makro kamerayla şuradaki alandakiler. Yani şunun üzerinde, bu kornea kısmımız bizim. Korneanın üzerindekileri ben makro bir şey varsa, hı hı, yabancı cisim olur veya çizikler olur, bunları görebilirim. Ama şu alanın içerisine girmem gerektiğinde, yani şu iris ve ön kamera dediğim alan burası zaten, bunun içerisine girmem gerektiğinde işte o zaman bana benim kendi kameralarım ve kendi cihazlarım gerekiyor. Şu an gözünde arpacık olan kameranın arkasında çok değerli bir arkadaşım var. Evet. Onun gözüne baksanız teşhis koyabilir misiniz? Tabii ki. Hadi deneyelim. Arpacık var mı yok mu ona bakacağız. Evet. Ve işte o. Hazır mısın? İçindeki yapıyı da görebiliyorum. Ucu da görünüyor zaten burada. Aslında bu makro olarak da görünebilen bir şey yani. Şurada. Gayet makro görünen bir arpacık. Hani biz bunu belki birazdan alacağız. Dolayısıyla şimdi biz bunu birazcık daha büyüterek baktığımızda içerisindeki evet arpacığın kökünü de görebiliyorum ben buradan. Sen ameliyat olacaksın ama gibi gözüküyor. Öyle birazdan gibi gözüküyor maalesef. Gözün numarasını ölçebilir miyim? Şimdi bak, biz gözün numarasını ölçerken buradan otoref dediğimiz bir cihazın içerisine oturtuyoruz seni. Bunu senin telefon yapamayacağına göre, yaparsa yalnız tutar da öyle bir şeyi, sistemi cihazın içerisine yüklemeye başlarlarsa bizim işimizi elimizden alırsınız. Yok, biz baksak görsek de anlamlandıramayız onu. O yüzden buraya geldik zaten. Yoksa evde kendim de bakardım böyle kamerayla, oluyor olmuyor falan derdim. Bak mesela bu dışarıdan fotoğraf makinesi gibi görünüyor. Evet, bayağı mesela benziyor. Bayağı fotoğraf. Biz bunu çocuk muayeneleri için kullanıyoruz. O senin dediğin o kamera sistemini mesela böyle bir şeyin içerisine yerleştirmişler. Bu da aslında bir, onu mesela eğer cep telefonunun içerisine entegre ederlerse hani ölçüm verir ama oradan çıkan şey birebir doğru ölçüm değildir. Senin dediğin sistemin aslında o dediği şeye uyarlanmış hali bu. Deneyelim mi benim gözümde? Deneyelim. Hadi deneyelim bakalım. Deneyelim. Kaç numara çıkacak. Sen
senin dediğin sistem bu. Gördün mü? Numarayı burada yükleyebilmek için. Bak burada diyor ki 7.5'un üzerinde bir numara var. Burada 0.25 diyor. Bayağı bildi bu arada. Gerçekten 7.5'un üstünde evet. Var. Senin sorduğun sisteme aslında entegre edilmiş hali bu. Ben bayağı sevdim bu aleti. Biz aslında makro kamerayla muayene edilebilir miyiz diye gelmişken yepyeni bir şey öğrendik. Evet. Bu arada Lütfi'nin muayeneyi de beleşe getirmiş olduk. Hadi iyisin ha. Ne kadar muayene ücreti. Onu şey yapalım biz. Neyse. Halledelim. Konuşacağız tekrar. Onu bir aramızda halledelim. Ben çok teşekkür ederim. Rica gerçekten ederim. Bayağı aydınlattı bizi anlattığınız şeyler. Bizim bu videodaki amacımız aslında bir akıllı telefonun kamerasıyla bir göz muayenesi yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu sorgulamaktı. Bunun cevabını öğrenebilmekti arkadaşlar. Ben aslında bu videoda gerekli mesajları verebildiğimizi düşünüyorum sizlere. Bir iPhone 13 Pro'nun kamerasıyla göz muayenesi bir yere kadar yapılabiliyormuş. Bir yerden sonra yine ne olursa olsun tabii ki medikal cihazlara ihtiyacımızın olduğu da ortaya çıkmış oldu yine. Yukarıda yaptığımız işlemlerde hep birlikte bunu gördük. Tabii böyle bir şeyde Türkiye'de ilk deneyenlerden biri olmak da beni çok çok mutlu etti arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz bu konuyu? Sizler beğendiniz mi videoyu? Videonun başında size söylediğim gibi videoyu beğenirseniz ve tabii ki yorum bırakırsanız altına aşırı mutlu edersiniz beni. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız nasıl şeyler yapalım, neler deneyelim bunları yine aşağıya yazarsınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.